Herkese yeniden merhaba. Bu yılın en trend modellerinden biri olan düşük omuzlu bluz çalışacağım bugün. 60 cm uzunluğunda viskon kumaşım var. Kumaşımı daha önceden yıkayıp ütüledim. Kat yeri burada olacak şekilde kumaşımı katladım. Bluzumun omuzunda fırfır olacak. Fırfırın ucunu da bu güpürle süsleyeceğim. Ve lastik takacağım. Yapımı çok kolay. Kalıpsız çalışacağım bu modeli. Çok pratik bir model. Elimizdeki malzemeler bunlar. Bakalım ortaya ne çıkacak. Üzerinize oturuşunu sevdiğiniz bir tişörtünüzü kullanabilirsiniz kalıp olarak. Ben tişörtümü bu şekilde ters çevirdim. Dikiş paylarını da rahatlıkla görebiliyorum. Bunun etrafından keseceğim. Herhangi bir tişörtünüzü kullanabilirsiniz bunun için. Yalnız üzerinize çok dar olmayan bir tişört seçin. Çünkü alttaki kumaşımız esnemeyen bir kumaş. Tişörtümü bu şekilde seriyorum. Kol kısımlarını da içeriye doğru katlıyorum. Tişörtün üst kısmını bir miktar katlıyorum. Bluzun ne kadar açık olmasını istiyorsanız o kadar katlayabilirsiniz. Benim için bu yeterli. Eğer daha açık istiyorsanız bunu daha fazla katlayabilirsiniz. Buradan lastik genişliğimi de hesaba katarak bluzumuz bu şekilde kesiliyor. Şimdi buna bir de kalan kumaşından fırfır keseceğim. ...24 cm genişliğinde, 60 cm uzunluğunda fırfırımız oldu. Yalnız buradan 4 cm kadar da lastik içeri katlanacak. 17 cm kadar bir fırfır yeterli. Bunu da buradan ikiye ayırıyorum kat yerinden. Dikim aşamasında öncelikle bluzun yan dikişlerini yapacağım. Daha sonra etek ucunu overlock çekip 1 cm'den katlayacağım. Kol evlerini de yine overlock çekip 1 cm'den katlayacağım. Fırfır parçamın iki ucunu, iki dar olan kenarını, yani yan dikişleri oluyor. Bunları çattıktan sonra uzun olan kenardan birisini, burayı veya burayı overlock çekip 1 cm'den katlayacağım. Diğer uzun kenar omuzda lastikle buluşacak. Bluzumun yanlarını çattıktan sonra etek ucunu overlock çektim. Şimdi kol evini overlock çekiyorum. Şimdi de fırfır parçasının yan dikişlerini yapıyorum. Yan dikişim bitti. Uzun kenarlardan bir tanesinin etrafını overlock çekiyorum. Etek ucumu da içeriye katlıyorum. Fırfırın kenarını katladığım yerin üzerine olabildiğince kenardan dikeceğim. Güpürümün üst üste geldiği yerde birazcık kırpma yapıyorum. Burayı bir bütünmüş gibi birbirini tamamlayacağım. Güpürümü diktikten sonra bu yaprakların geriye dönmesini engellemek için üzerlerinden S şeklinde dikiş yapacağım.
İğnem içerideyken ayağı kaldırıyorum. Pedala basarken elimle bu şekilde döndürüyorum. Dikişimi bitirdim. Bu güpürün üzerine ütü basacağım. Artık işin son aşaması olan omuz kısmına lastik takma işine geçeceğiz. Ama öncesinde yapmamız gereken bir şey var. Bu omuz lastiğin takılacağı yeri ikiye katlayıp orta noktasından bir çat atıyorum. Daha sonra hazırladığım bu fırfır parçasının da yan dikişlerini bir tutup orta noktasından çat atıyorum. Ve bu ikisini birbirine dikmem gerekiyor. Attığım bu çıtları üst üste getirerek birbirine iğneleyeceğim. Fırfırın bluz üzerindeki doğru yerleşimi için, yani fırfırın sağ sola kayıp toplanmaması için bu işlemi yapıyorum. Daha sonra buralarından dikeceğim. İğnelediğim yerleri dikeceğim. Ve tek parça halinde olan bluzume içeriden bu lastiği şu şekilde dikip bir kere daha katlayacağım. Lastik içeride kalmış olacak. Dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Lastiğin uçlarını birleştirdikten sonra buradan dörde katlayıp her katın olduğu yere iğneyle işaret aldım. Bu işaretlerden iki tanesi yan dikişe, iki tanesi de bluzun ortasındaki çıtlara denk gelecek. Bu sayede lastiği bluze eşit yedirmiş olacağım. Bluzun iç kısmından lastiği yerleştiriyorum. Lastikteki işareti bluzdaki işaretlerle bir tutup lastiği esnetiyorum. Bu şekilde çekiştire çekiştire dikeceğim. Lastiği kumaşıma bolluk vermeden sıfırdan bu şekilde katlıyorum. Kenarından bir dikiş yapıyorum. Lastiği her çektiğimde alttaki kumaşı elimle süpürüyorum. Ön tarafta toplamasını engelliyorum. Bluzun lastiğin bitmiş hali böyle. Omuzu açık bluz yapımını en sade ve kolay şekilde güpürle süsleyerek anlatmaya çalıştım. Eğer bu videoyu faydalı bulup paylaşırsanız sayenizde bizim gibi birçok kişi kalıp kullanmadan bluz yapabilir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.